İstanbul'daki anıtlar. Dur bakayım. İstanbul'daki anıtlar. İstanbul 3000 yıllık tarihi boyunca Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapması nedeniyle zengin bir tarihe sahip. Anıt demek gelecek kuşakların anması için yapılan sembolik bir yapı demektir. Heykel, ağaç, yapı olabilir. Mezar, dikili taş, sütun, tapınak ve zafer taklarından sayılır. İstanbul'daki anıtlar. Milyon taşı Roma döneminde Konstantinopolis şehrine ulaşan tüm antik Roma yollarının başlangıç noktası ve diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplamasında kullanılan bir sıfır noktası. Büyük bir yapı iken sadece bir parçası kalmış durumda. Abide-i Hürriyet 31 Mart vakasında ölenlerin anısını yaşatmak üzere yapılmış. Osmanlı döneminde inşa edilmiş ilk ulusal anıttır ve parkı da var. Gotlar sütunu Topkapı Sarayı'nın dış bahçesinde Gülhane Parkı Sarayburnu girişine bulunan Roma devrinden günümüze hiç değişti uğramadan gelen en eski abidedir. İkinci Claudius'un Gotlara karşı kazandığı zaferi anmaktadır. Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı 1944 yılında dikilmiştir. İlçenin sembolü olmuştur. Anıtın da önemi zaten biraz da bu. Cumhuriyet Anıtı 1928'de tamamlanmış. Taksim Meydanı'nda bulunuyor. Bakireler Anıtı Maltepe ilçesinde Süreyya Plajı'ndan 50 metre kadar deniz içerisine yapılıyor. Heykeli çalınıyor. Dolgu yapılınca da şimdi bir parkta. Ya öyle. Kalmış. Kıbrıs Anıtı da yeni yapıldı. Pardon. Gazeteci İlhan Çuk Selçuk Anısı'na Cumhuriyet aydınlanması yaratanlar adına yapılan bir heykel. Arnavutköy kavşağında bulunuyormuş. Kıbrıs Anıtı yeni yapıldı. Beylikdüzü'nde bulunuyor. Sağlık çalışanları adına da ölenler adına da bir anıt dikmişler. Muhalif öğrenci trolemeksizin vurulduğu yerde Hürriyet Anıtı adıyla 1963'te dikilen bir anıt var. Soldaki olan. UEFA Kupası'nın anıtı da yeni. Anıt olması için hem çok önemli hem de biraz zaman geçmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu son anlattıklarımın 7'si yeniydi mesela. Ondan önceki ikisi Roma döneminden kalma. Net bir şekilde Osmanlı'nın anıt dikmediğini görüyoruz. İslam'ın bunu hoş bakmaması nedeniyle diye düşünüyorum yani. Dikili taş, sütunlara geçtik. Theodosius dikili taşı. Sultanahmet Meydanı'nda yılan sütunun yanında bulunuyor. Mısır Firavunu 3. Tutmosis tarafından M.Ö. 15. yüzyılda yaptırılıyor. Mısır mitolojisinden metinler var. Evet. Yılan sütun 3 pitonun tasvir edildiği antik bir Yunan anıtı. 479'da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehrinin kazandığı zafer anısına Delfi Apollo mabedi dikiliyor ama İstanbul'a kaçırılıyor. Konstantin dikil taşı da yılan sütun yanında. Haçlı seferleri sırasında plakaları Haçlılar tarafından çalınmış. Türk havacılık tarihinin hayatını kaybeden şehitlere adanmış bir anıt bu da. Yani sütun da diyebiliriz yani. Sütuna benziyor. Atatürk'ün yapılan ilk heykeli Sarayburnu'nda olan heykelmiş. Kız taşını Roma İmparatoru'nun kendi adına yaptırdığı söyleniyor. İstanbul'un yedi tepesinden birinde İmparator 1. Konstantin adına yaptırılıyor bu da. Yıldırım düşmesiyle kırılıyor.
Arkadios'un da Gotisyan'ın bastırılmasından sonra dikiliyor ama yani şimdi yerinde yok. Justinian sütunu ve Şahtepe anıtı da onlar da yok. Ay 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 ay.